Yani şimdi arkadaş, ben şimdi işimi yapıyorum, elimden geri kalan, ne diyeyim? Şimdi ben patrona dedim ki, cumartesi günü ben arabaya bakacağız, araba alacağım, biliyor musun? Allah nasip ederse, kısmet. Şimdi bu arkadaş da diyor, ya arkadaş, o araba alacaksın ne ki diyor. Ha konuş arkadaşlar, ha. Alacağın araba 10 bin franklık araba. 10 bin franklık araba diyor. Ya kardeşim ya sen, sen usta bir adamsın, tamam. Yani şu, bu işi çeviren de sensin. Allah var şimdi. Mustafa şahsiyetinde iyi ya da kötü insan olabilir. Benim Mustafa'nın iyi ya da kötü insan olması ilgilendirmiyor. Usta olması beni ilgilendiriyor. Benim yanımdaki adam beni yani şey yapmıyor. Gittiğimiz yerde işini yapıp çıkıyor. Adam uyusa da uyduruyor. Bir şeyler uyduruyor yani. Bir şeyler uyduruyor, o işi yapıyor ya. İşinin hakkını veren bir insan. Şimdi ben de diyorum ki, şimdi bana diyor ki daha yeni. Ya Hakan işte şöyle, ya kardeşim senin alacağın 10 bin liralık araba. Bu arkadaş, bu patron senden para kazanıyor. Montajdan kazanıyor, transporttan kazanıyor, ustasın, ustalığından kazanıyor. Sen olmazsan bu adam da zor durumda kalır. Yani bu gerçek. Bir gerçek yani, bu açıkça ortada. Ha benim gibi adam bulunur. Ama sen olsan 20 binlik araba alacağım diyorsun ha. Mustafa gibi adam usta bulunmaz. Gerçek açıkla konuş. Mustafa özünde kötü bir insan olabilir. O beni ilgilendirmiyor. Mustafa'nın ustalığı ilgilendiriyor. Ben de dedim ki kardeş sen 10 bin liralık araba için niye ağrıyorsun? Fırfır ediyorum dedim ya. Kafam ağrıyor. Kardeşim sen 20 bin liralık da alabilirsin. Çünkü niye? O adamın sana ihtiyacı var kardeş. Benim ihtiyacım olsun. Mobilya dükkanım olsun, Mustafa gibi adam olsun yanımda, ben 20 bin liralık alırım. Dünya gezerim. Şimdi neden? Dünya diyeceksiniz ki ya neden? Ya kardeşim ben bu adamdan ekmek yiyorum ya. Herkes ekmek yiyor. Ben ekmek yiyorum ya bu adamdan. Sizden ne kazanıyor? Patron ekmek yiyor, kız ekmek yiyor, ben ekmek yiyorum. Bu adamın üstünden herkes ekmek yiyor. Bu adam olmadı mı hiçbir şey olmaz. Montajçı bu adam. Adamın mesleğine saygımız var, bu var. Eyvallah. Bana vırvır edip kafamı ağrıtma, git patronla konuş aldın kardeşim ya, ne benim kafamı ağrıtıyor ya? Uzatıyorlar bana, ya. Uzatıyorlar. İşte bana ya, şöyle de işte böyle de demeyeceksin kardeşim ya. Diyeceksin ki benim ihtiyacım var, şu kadar bitti. Adam mutlu olsun. Sen gelsin. Zaten çalışan bir adamsın. Haftanın 6 günü çalışıyorsun. Mecbur olacak. Gece gündüz de çalışıyorsun. Ya mecbur olacak. Telefon açıyorlar, gece gidiyorlar. Ya bir düğmeye gittik geldik ya, bir düğme koltuk düğmesine ya. Daha yeni fırça çektim ya müşteriye. Ya bunun için de buraya bizi çağırılır mı arkadaş? Bir tek düğme ya, yemin ediyorum ya. Yani eline yapışkan hasta yapıştırır ha. Adana dedim ya, bizim başka işimiz yok da senden mi uğraşacağız dedim ya. Dördüncü gittiğimiz ya. Yani tamam kaliteli koltuk aldın da ömür boyu ben senin kapından bekleyeceğim ya koltuk eskiyene kadar. Aynen. Dedim bir daha çağırmayın dedim ya. İyi dedim. Dedim budur için dedim müşteri şeyi çağırırlar mı dedim, bir sürü müşteri var bekliyor. Zamanımız yok dedim ya. Ha bu iş değil ama zaman kaybı benim için dedim. Ya bir cumartesi olsun ama bakalım bu arabaya bakalım. Ben Allah nasip edersin. Yani diyeceğim Mustafa vır vır ediyor, benim kafam ağrıyor. Valla benim kafam ağrıyor. Kardeşim. Bir keserim. 10 bin liralık mı alacaksın, 20 bin liralık mı alacaksın? Alacak adam sana mecbur arabayı. Aa, hakkı var desene. Hakkı. Çalışıyorsan hakkını alacaksın. Alırsın, ödersin oğlum ya. Lan ne diyor arkadaş, sağ olsun, Allah razı olsun kendisine. Atına şeve değil ya. Yani ben elimden geri kalan yapıyorum. İnşallah cumartesi günü konuşacağım, ayarlayacağım. Ve mutlu sonuna geçecek hayat inşallah. Allah nasip ederse inşallah. Yani ben bir konuşmam da her şey nasip, kısmettir. Arkadaşlar. Ya, hadi arkadaşlar, Allah'a emanet olun. Bu kadar sohbet yeter. Biraz da seyredin manzaraları bakın. Güzel manzaralar var, kar yağmış. Hadi Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın.